Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayız. Bugün bu geceki NBA maçları yani 7 Ocak maçların videosunu çekeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi 7 Ocak maçlarını başlamadan önce dün çektiğimiz videonun değerlendirmesini yapacağız. Yani aslında bugün içindi. 6 Ocak maçları nasıl geçti? 4 tane maç vermiştim size. 4'te 2 bilmiş olduk. 2 maçımız Los Angeles Clippers San Antonio Spurs. 3 sayıla San Antonio Spurs kazanmayı başardı. Portland, Chicago. Chicago'da 3 sayı farklı kazanmayı başardı. Son anda bir değişiklik oldu. Clippers maçında Paul George oynamadı. Önceden bilinmiyordu. Paul George oynamadı ve yenilmiş oldular Clippers bu şekilde. Paul George oynamayınca neden oynamadığını bir Covid durumu bir ufak bir sakatlık durumu var sonradan bildirildi enteresan bir şekilde ilk maçımızı vermiştik Memphis Los Angeles Lakers Lakers iki sayı farkla zor da olsa yenmeyi başardı Anthony Davis'le ile Anderson'un üst baremlerini demiştik Anthony Davis üstü geldi ikinci maçımızda Denver Minnesota Denver yendi altı buçuk Handicaplı Denver'ı alabilirsiniz dedim. Tam da 7 farkla yendi Denver. Yani bu maçta gelmiş oldu. Yok Jokic ve D'Ancelo Russell'ın üzbaremleri de geldi. Oynayan kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi de 4'te 2 aslında %50 başarı ama benim için fazla başarı değil. Yine de kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Doğru seçimleri yapıp doğru kuponları oluşturan arkadaşları kazananları tebrik ediyorum. Şimdi geçiyoruz. 7 Ocak'taki maçlar için maçlara ilk maçımız 7 Ocak'ta Orlando Magic Cleveland Cavaliers geçen bir maç aynı şekilde iki takım yapmıştı 20 farklı Orlando kazanmayı başarmıştı o maçı ama o maçta Garland oynamamıştı yine de bu maçta da oynamayacak diye söyleniyor sakatlığı var. Bazı başka sakatlıklar da Cleveland'da var. Yani Cleveland biraz eksik çıkıyor e, bu maça. Daniel Exum'un da sakatlığı var. Kevin Love'un sakatlığı var. Yani biraz eksik çıkıyor. Orlando ise pek bir sakatlığı yok. Yani tam takım olarak çıkacaklar. Artık form tutturabilirlerse bu maçı da 20 sayı fark olmasa bile kazanacaklarını düşünüyorum. İsteyen alabilir. İlk 5'lere gelince Orlando'nun ilk 5'i Aaron, Gold, Aaron Gordon, Fultz, Vucevic, Bacon, Carter Williams yedekten gelen Draft, Anthony Cole Genç, Bamba ve Terence Rose. Terence Rose da yedekten gelip 15-20 sayılar atabilen oyuncu iyi destek veriyor şimdiye kadar bu formunu devam ettirebilirse. Cleveland'dan ilk 5'i Sexton, Datsan, Drummond, Larry Nance ve herhalde C.D. Osman il 5'te çıkacak. Çok eksik olduğu için. Yedekten gelen Bolden, Maggi ve Maker var. Puan olarak baktığımızda puanlar aşağı yukarı bir eşit geliyor. 30 il 5'ten artı 16 46 puan ha, vermişler Orlando'ya. 31 artı 16 47 puan ise vermişler. 1 puan hatta fazla vermişler Cleveland'a. Ama yine de bu maçta Orlando hem kendi evinde en formda bir şekilde devam ettirebilirse Arangor'dan geçen maçtaki gibi gene bir 20 sayı civarlarında sayı atarsa biraz kendine gelmişse rahat bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Orlando Magic'in üz bareminde isteyen bu maçta Vucevic'in üstünü alabilir ve Cleveland'da ise Sexton'ın üstünü alabilir. Yani 20-25 sayı civarlarında ikisinin at atmasını bekliyorum. Yani üstlerinin gelmesini bekliyorum. Geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Atalanta Charlotte. Atalanta geçen maçta ne yapıp ne edip bir şekilde New York Knicks'e yenilmeyi başardılar. Bu maçta artık telafisi yok. Yenmek zorundalar. İl beşlere hemen bir bakalım. Atalanta'da Trey Young, Cam Reddish, Capella, Hunter, Collins. Yedekten gelen Boyan Bogdan Bogdanovic, Eski Fenerli Kevin Herter ve Fernando. Charlotte'da ise il 5'te Rozier, Graham, Biombo, Gordon Hayward ve P.J. Washington. Yedekten gelen draft'tan genç Lamelo Ball, Michael Bridges ve Martin. Bu anlara bir göz atarsak ne vermişler il 5'te? Atalanta'ya 31 puan yedekte artı 17 toplam 48. Charlotte ise 30 puan artı 15 toplam 45. Yani 3 puan fark var. Atalanta'nın üstünlüğü gözüküyor burada. Ama aslında puan olarak böyle gözüküyor. Ama genelde Atalanta daha güçlü takım Charlotte'tan. Oyuncular da hem genç hem kaliteli oyuncular. Tabii ki ritim yakalarlarsa farklı bir galibiyet de alabilirler. Ben size Atalanta'nın galibiyetini önereceğim. Artık ciddiye alacaklardır bu maçı. Geçen New York Knicks maçı gibi olmayacak. Yani çünkü bu maçların artık telafisi zor olacak. Kendi evinde kaybedilen bu kadar maç olursa. O yüzden Atalanta'nın 1.40 oranından galibiyetini öneriyorum size. Üst bareminde yine Trey kalabilirsiniz. alabilirsiniz. Atalanta'dan Charlotte'da ise Gordon Hayward'ı ya da Terry Rozier ikisinden birisinin yüz baremini alabilirsiniz. Belki ikisi de yüz baremini de çıkarabilir. Ama ikisinden fazla sayı bekliyorum bu maçta. Atalanta'da Galinari sakatlığı var. Krizdan'ın da sakatlığı var. Yani onlar geri dönmeyecek bu maçta. Geçiyoruz üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız New York Knicks Utah Jazz. Utah enteresan bir şekilde farklı yenildi Brooklyn Nets'i. E. Kevin Durant'sız Brooklyn Nets'i. E. Orada Kyrie Irving ilk bölümde 20 sayı attı. Toplamda 30 civarlarına geldi. İyi bir maç çıkarttı. Diğer oyuncular da Karus Levert falan hepsi formdaydı. O yüzden 30 sayılık bir fark yedi Utah'ca. Zaten son çeyreğe gelmeden maçı bıraktılar. Yedeklerle oynadılar, tamamladılar. Şimdi ilk 5'lere geçiyoruz. New York Knicks'in ilk 5'i Julius Randle, Erci Barrett, Robinson, Payton, Reggie Bullock. Yedekten Kevin Knox, Harper, Austin Rivers. Utah'ın il beşi, Dorma Mitchell, Conley, Gobert, Bogdanovic, yani Boyan Bogdanovic, eski Fener Oda, O'Neal. Yedekten gelen Clarkson, Favors ve Inglis. Puan olarak ne vermişler New York Knicks'e ilk beşi 28-6-16 toplam 44. Yurt il 5 31 artı 17 toplam 48. Yani 4 puanlık bir fark var yurt akcasın. Tabii ki yurt akcası favori bu maçta. Ve geçen maçın telafisi olarak bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Kazanmaları gerekiyor. Yani böyle kadrolu New York Knicks'i de artık yeni meseleler. Bilmiyorum ne şampiyonluk planları yapıyorlar. Öyle bir söylentiler vardı. Şampiyonluk adaymışlar gibisinden. Ama New York Knicks'i de bu maçta yenemezlerse şampiyonluk adayı zaten değiller. Ama kadroları genelde kaliteli. iyi paralar kazanan, fazla paralar kazanan son olarak 5 yıllık kontrat verdiler Rudy Gobert'e. 220 milyon gibi bir maksimum kontrat verdiler. Artık onun verimini Gobert'e göstermesi lazım. O yüzden burada önerim size Yutakcağız'ın galibiyeti. Oranı 1.35 bu maçı almalıdır. Üst bareminde Donovan Mitchell'in üst baremini deneyebilirsiniz. Diğer tarafta New York Knicks'te ise Julius Randle'ın ve Erci Barrett'in üstlerini deneyebilirsiniz. İkisinden birisini seçebilirsiniz. Sanıyorum onların sayıları fazla olacak. Geliyoruz döndürücü maçımıza. Evet son maçımıza bugünkü Milwaukee Detroit Pistons. Milwaukee geçen maçta bir 10 sayı farkla Detroit'i yenmeye başardı. Bayağı bir sayı attı Antetokounmpo. İyi bir maç çıkarttılar. Rahat maç çıkarttılar. İl 5'lere geç geçiyoruz hemen. Aradaki farkı görebilmek için. Milwaukee'de Antetokounmpo, Middleton, Brook Lopez, Drew Holiday, DiVincenzo. Yedekten Portis, Augustin, Forbes. Detroit'te ise Jeremy Grant. Blake Griffin, Plumlee, Bay, Ellington. Yedekten gelen Derek Rose, Okafor ve Dumbia. Puan olarak Milwaukee 33 puan. İlk 5'e artı 15, 48 puan. Detroit e ise 28, ilk 5 e artı 17, 45 puan. Yani arada 3 puanlık bir fark var. Tabii ki Milwaukee favori. bu da fazla dakika oynarsa yine fazla sayıların bulmasını bekliyorum. Ve asılırsalar bu maça rahat bir şekilde kazanacaklardır. Size önerim bu maçta e, Milwaukee'nin galibiyeti 6.5 handikapla. Aynı dün verdiğim Denver gibi. Yani en az 7 farklı en az 7 sayı farklı yeneceklerini almanızı farklı bir galibiyet yine bekliyorum Milwaukee'den. Tabii ki eğer formları düşmezse bir anda bir şekilde. Barem olarak da 220 sayı bareminin üstüne alabilirsiniz. Fazla sayı bekliyorum bu maçta. 230'lara da belki çıkabilir. Sayı olarak 220 üstlerini alabilirsiniz. Böyle 4 maç seçmiş olduk. Bu 4 maçtan ikili ikili size öneriyorum yapmanızı. İkili ikili ikişer oran seçebilirsiniz. Mesela örnek olarak söylüyorum. İlk maçı Orlando'nun galibiyeti ve ikinci maç Atalanta'nın galibiyeti bu iki maçı ikili olarak oynarsanız iki oran oluyor. Güzel para kazanma şansınız olur. Diğer iki maçı da Utah Jazz'ın galibiyeti ve Milwaukee'nin farklı galibiyetini alırsanız yine bir ikili yapmış olursunuz. Yine iki oran almış olursunuz toplamda. İki kupon hazırlamış olursunuz. İsterseniz üçlü de oynayabilirsiniz. Tabii ki seçim sizindir. Herkese kupon başarıları diliyorum. En önemli olan şey bu. Zaten doğru seçimleri yaparsanız kazanacaksınız arkadaşlar. yüz baremleri de son maçta Antetokupon'un alabilirsiniz ve Jeremy Grant'ın onlardan fazla sayı bekliyorum. 100 barem olarak oyuncuları oynarsanız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun, izleyin arkadaşlar, bize destek olmaya devam edin. Siz bize destek oldukça biz de size açık yüreklilikle ve rahat bir şekilde düşüncelerimizi, önerilerimizi sunacağız. Ve beraber kazanalım diye kazançlı akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar.